gelmişti. Ve 1.350 para kazanmıştı bu şirketten 5 yıl önce. Ve hiç ürün satmadan, sadece al fabrikadan, al kullan diyerek ve o parayı gördükten sonra şunu düşündüm, Türkiye'nin bu paraya ihtiyacı olan çok insan var. 5 yıl önce o çok büyük bir paraydı. Ben bana göre hiçbir şey yapmamıştım. Ve o günden sonra şu kararı aldım. Türkiye'de beni bekleyen çok insan var ve ben bunu iş olarak yapacağım dedim. Sağlıklı ürünleri anlatmam gerek ama para kazanma kısmına da burada başladık. Ve önce sizi kazanmanız gerekiyor. Önce siz kazanacaksınız ki insanlar kazandığınızı gördüğünde sizinle birlikte gelsin. Süreklilik çok önemli. Onun için buradaki arkadaşlarımın kesinlikle para kazanmış olması gerekiyor. Kazanmanız için neler yapmanız gerekiyor? O konuda bilgiler vereceğiz. Ve şu anda buradaki arkadaşlarım işçi bulma kurumundan bile güçlüsünüz. İyi arkadaşlarım. İşçi bulma kurumundan güçlüsünüz. Neden? Sizin kapınıza gelen hiç kimseye onun tahsilini sormazsınız. Yaşını sormazsınız. İşte hiçbir şey sormazsınız. Sadece soracağınız şey şu. Eğitime açık mısın? Öğrenmek istiyor musun? O zaman ben sana öğretirim. Biz kapımızdan hiç kimseyi çevirmiyoruz. Ve çok ciddi kazançlar kazanılıyor burada. Onlara fırsat olmuş oluyoruz. Şimdi herhalde buradaki arkadaşlarım bana farklı kötü bir şey demez. Beyler hanım nereden geldi de nereden bu işin içine soktu bizi, affetti bizi demiyorlardır. Allah'ın razı olsun diyen insanlara ihtiyacımız var. Maddi manevi herkesi mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geldiğince ama bu tek kişi olmuyor. Bakın tek elin sesi çıkmıyor. Şu elleri bir çoğaltalım. Yanlış yaptınız. Güçlü ses geldi değil mi? İşte bu güçlü sesi oluşturalım. Farsuz, harika. Gerçekten bu sefer çok daha fazla sevdim. Güzel bir alışım. Bir dahaki de herhalde bu salon bizi almaz diye düşünüyorum ben. Evet, peki buradan nasıl para kazanıyoruz? Ersan üyelik sistemiyle çalışıyor. Neden üyelik sistemiyle çalışıyor? Az önce bir soru geldi bize. Dendi ki arkadan bir arkadaşımız, neden bu ürünler markette yok? Eğer bu ürünler markette olsaydı, burada bir Çiğdem Erçin olmazdı. Ayşe Doğdu olmazdı. Leyla Güler hiç olmazdı. Ayşe Müstekin de olmazdı. Diğer arkadaşlarımız Dursun Hanım da burada olmazdı. Hiç kimse burada olmazdı. Çiftlik malını üretirdi, tutardı elemanlarını, araçlarını götürürdü, marketlere dağıtırdı. O şekilde işini götürmeye çalışırdı. Ürünler hep anlatıma dayalı ürünler. Burada bakın ne zamandır bu ürünleri anlatmaya çalışıyoruz. Artık bu iş fırsatını da tüm halkımıza sunmak istiyoruz. Biliyorsunuz eskiden küçük bakkallar vardı. Sonra marketler oluştu. Şimdi gross marketler var. AVM'ler var. Daha büyük yerler var. Ve küçük esnafımız gerçekten doğru düzgün iş yapamıyor artık. Ve biz ne yapıyoruz? Böyle bir işle zaten evimizin temizlik malzemesini alıyoruz. Bu ürünü hem alıp hem kullanarak bu işi de kurabiliyoruz. İnsanlara fırsat oluyoruz. Marketlere kesinlikle girmesin zaten, izin vermeyin. Marketlere girerse bize kalmayacak. Burada ofis açtırın, depo açtırın, bunun savaşını verelim. Halkın işi olsun bu. Biz bunu halkın işi yaptık arkadaşlar. Evet, üyelik yaptığımızda elde edeceklerimiz neler? Ömür boyu arsa şirketini temsil etme hakkına sahip olacağız. Ömür boyu %20 indirimle ürün alma, %25 karla satış yapma hakkına sahip olacaksınız. Bu yeni, ilk giren kişi için, daha yeni, sıfır başlayan kişi için geçerli. Birazdan kariyer basamaklarındaki gelirleri göreceksiniz. Oluşturacağınız ticaretten dolayı prim kazanma hakkına sahip olacaksınız. Yani ekip kurduğunuzda, bu işi başkalarına öğrettiğinizde prim kazanıyorsunuz. Uluslararası çalışma hakkına sahip oluyorsunuz ve miras bırakabilme hakkına sahip oluyorsunuz. Yani kurmuş olduğunuz işinize, Asım Bey emeklisiniz değil mi?
alışveriş yaptığınızda asistan junior seviyesine geliyorsunuz. %10 liderlik primi %25 satış kârıyla %35 bir kazancınız oluyor. Yeni başladığınızda asistan junior seviyesine geliyorsunuz. 100 liralık bir alışveriş yaptık. 100 liradan örnek vereceğim, kazancımız ne olur? 90 lira ödersiniz. Cebinizden ikinci alışverişte 90 lira çıkar. 125 liraya satarsınız. 35 lira karınız olur. Ya da 35 lira satmıyorsanız da cebinizde kalır. Yani bu çıkmamış olur. Artı 30 liralık da bir ürün hediyemiz var. Ne yaptı? 65 lira. Cebimizden 90 lira çıktı, 65 lira karımız var satarsak. Satmazsak gene karlıyız, 65 liramız cebimizde kaldı. Burada da 150 liralık ürün alındığında ki karımıza bakacağız. Şirket 100 lirada bir ürün, 150 lirada 3 ürün hediye ediyor ve bayağı bir fark ediyor bu. 150 liralık ürün aldığınızda 135 lira cebinizden çıkıyor. 187,5 lira olarak bunu sattığınızda gelir elde edebiliyorsunuz. 52,5 lira karınız var. 61 liralık da ürün hediyemiz var. 3 tane ürün hediyesi alıyorsunuz. 113,90 yani neredeyse 114 lira gibi bir karınız oluyor. Bu nasıl? 150'lik olan daha avantajlı. Yani 100 lirada bir tane, 150 lirada 3 tane ürün hediyesi alıyorsunuz. Aldış 2K içerisinde 31 puana ulaştığınızda %15 liderlik primi, %25 satış kârı bütün kariyerler için aynı. Not almak isteyen arkadaşlarımız alsınlar. Yeni üye yaptığınızda kendinize 100 liralık bir üye kaydı yaptınız, 15 lirası hesabınıza yatar. Liderlik primi dediğimiz bu. Kendiniz ürün aldıysanız %15 eksik ödersiniz. Peki burada ne oluyor? 100 liralık ürüne 85 lira, 125 lira olarak satılır, 40 lira kar var. 30 liralık da ürün hediyesini kattığımızda 70 lira karımız oluyor. 100 liralık ürün aldığımızda %15 lirayken. Peki 150 liralık ürün aldığınızda ne oluyor %15'teki arkadaşlarımız? 150 liralık ürünü 127,5 lira ödüyor. 187,5 olarak satar, 60 lira kazancı var burada, sattığında. 61 liralık da ürün hediyesi var, 122 liralık bir kar. Yani cebinden çıkan 127 lira diyelim, karı 122 lira. Yani %100 kar var diyebiliriz. Ya da bu para cebinizde kaldı. En önemlisi bu. Artış 2K içerisinde 61 puanla ulaştığınızda yardımcı direktör olacaksınız. %21 liderlik kazancı, %25 satış kârı. Bu 120 puana kadar devam ediyor bu şekilde. 100 liralık üye kaydı yaptınız, 21 lirası banka hesabınızda. Kendiniz ürün aldıysanız, 150 liralık burada hesaplayalım. 150 liralık ürün aldınız, 118 lira öderseniz 187,5 olarak satabilirsiniz, 71 lira kazanç elde edersiniz. 61 liralıkta ürün hediyesi vardı, 132 lira kazanırsınız. Yani cebinizden 118 lira çıkar, 132 lira kazanırsınız arkadaşlar. Burası da harika bir bölüm. 121 puanla ulaştığınızda direktörlük seviyesine gidiyorsunuz. Ben şöyle yardımcı direktör olan arkadaşlarımızın elini görebilir miyim? Yardımcı direktör. İki tane. Kârınızı gördünüz değil mi arkadaşlar? Kendiniz üye kaydı yaptığınızda 21 lira, 100 liralık da 21 lira kazanıyorsunuz. Kendiniz ürün aldığınızda da kazancınızı az önce gördünüz. Direktör arkadaşım var mı burada? Bir tane mi? Bir, iki, üç. Üç tane de direktör arkadaşımız varmış. %27 teşvik primi kazanıyorsunuz arkadaşlar. 100 liralık üye kaydı yaptınız, 27 lira hesabınıza yatar. 150 liralık ürün aldığınızda cebinizden 109 lira çıkar. 109 lira şirkete ödersiniz. Ürün hediyesiyle beraber 139 lira olarak size geri döner.
sattığınızda. Ya da satmadınız, cebinizde kalır 139 lira. 201 puan ulaştığınızda üst direktörlük seviyesine geliyorsunuz. Üst direktör arkadaşlarımızın elini görebilir miyiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üst direktörümüz varmış Tarsus'ta. %33 liderlik primi, %25 satış kârı bütün kariyerler için aynı. Yine %50'den örnek vereceğim. %50 liralık ürün aldı üst direktör arkadaşımız. Cebinden... Burada bir yanlışlık var. Kaç? 149. Yok, 100 lira. 100 lira 50 kuruş cebinden çıkıyor üst direktörümüzü. 187 lira olarak satar. Hediyeleri ile beraber 148 lira para kazanır. 148 lira. Yani bedavaya geliyor ürünler. Şimdi burada
gerekiyor. Direktörler, buradaki arkadaşlarım. 4 puan yapmanız gerekiyor. Bunu da 2 tane ürün yapabilirsiniz. Ya da 200 liralık ürün alırsınız, ödersiniz. %27 eksik öderek bunu yapabilirsiniz. %33 seviyesindeki arkadaşlarımız, üst direktörler, 5 puan yapmanız gerekiyor. 2 tane yeni üye ya da 3 tane yeni üye yapabilirsiniz. 2 yeni üye yaparsanız, 4 puan yapar, 50 liralık da kendiniz alırsınız. %33 eksik öderek bunu yapabilirsiniz. Yani şu, az önce 1730 liralık bir gelir gördük. Şuradaki geliri almak için bu 1500 lira da olabilir, 500 lira da olabilir. En küçüğünden hesaplayalım. 5 puan yapması gerekiyor. Oy, hiçbir şey yapamadınız. 250 liralık ürüne 167 lira ödersiniz. Aşağıdaki parayı alırsınız. Nasıl, zor mu? Zaten bu ürünleri kullanıyoruz. Evimizin ihtiyacı çekici dostluk bu şekilde de yapabiliyoruz. Nesiller arası kaza sistemimiz var. Burada az önce ne yaptık? 5 tane üst direktörümüz var şu anda tersimizde. Üst direktör oldunuz. Alt ekibimizden bir üst direktör çıkardınız. Onun tüm ekip cirosundan %6 alıyorsunuz. İkinci nesil üst direktör çıkardınız. Onun altından, bir kişinin altından. İkinci nesilden çıktı. %4. Üçüncü nesilden de %2 prim alıyorsunuz. Bunu da şöyle örnekleyelim. Birinci nesilinizde 10 bin liralık ciro döndüğünü düşünelim. Ekibiyle beraber üst direktörünün altında 10 bin lira ciro döndü. %6'sı 600 lira yapar. Böyle 5 tane üst direktör yetiştirdiğinizi düşünün. 3 bin lira yapar aylık geliriniz. 5 tane üst direktör yetiştirmiş olsanız. Sadece birinci nesilden. Onun altından çıktığında %4, orada da 10 bin lira döndüğünü düşünelim. 400 lira da oradan yatar. Ne yaptı? 1000 lira. Üçüncü nesilden 10 bin liralık ciro, 15 bin de olabilir, 20 bin de olabilir, 5 bin de olabilir, değişir. Biz 10 binden örnekledik. Üçüncü nesilden de %2, toplamda 1200 lira geliriniz olur tek bir kolumuzdan. Üç nesillik kolumuzdan. Bunun gibi 5 tane kolumuz olsa aylık geliriniz en az 5 bin olur. Yani bilinçli toplumu oluşturmamız gerekiyor. Çok fazla kişi değil, bilinçli 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Yalnız çalışan sadece toplar, ekiple çalışan ise çarpar demişiz burada. Az önce ne yaptık? Tekerin sesi gelmedi değil mi? Hiç sesimi duymadınız. Ama sesleri çoğalttığımızda salonda harika bir ses oluştu. Ekiple çalıştığımızda bunlar oluyor arkadaşlar. Evet, birinci nesil üst direktör üzeri kariyerlerimiz var bizim. Birinci neslinizden 5 tane üst direktör çıkardığınızda bronz üst direktör seviyesine geliyorsunuz. Prim olarak da prim farklılığı geliyor. %6 alıyorduk, %7 almaya başlıyorsunuz. %4 alınıyordu, %5 almaya başlıyorsunuz. Burada priminiz de yükseliyor. Şu anda 31 tane Türkiye'de bronz üst direktör var. En az kazanan 3 bin ile 5-6 bin, 7 bin arasında para kazanıyor. Bronz üst direktörler. Birinci nesil 10 adet üst direktör çıkardığınızda yine artı 1 üstü aşağıya gümüş üst direktör seviyesine geliyorsunuz. Gümüş üst direktörlerimizde en az 7-8 bin, yani küçük çalışan bir şey olarak düşünelim. 15-20 bin arasında para kazanabilir gümüş üst direktörümüz. Çünkü aşağıya doğru %4'ler, %2'ler yayılıyor, çoğalıyor. Herkes 5'er tane çıkardığında inanılmaz rakamlar oluyor. Şu anda Türkiye'de gümüş üst direktör bir tane var. Yeni açıklandı. Arkadan bayağı geliyor. Şu anda açıklanan bir tane var. Zannediyorum bu yarın bir tane daha gümüş, yok bronz çıkıyor, pardon. Evet, birinci nesil 15 adet üst direktör çıkardığınızda altın üst direktör seviyesine geliyorsunuz. Filmlerinizde yine artılar oluşuyor. Bundan da Türkiye'de bir tane var şu anda.
kariyerindeyken. Birinci nesilden 25 adet sektör çıkardığınızda 1000 artı prim gelir üstüne ve 25 tane sektörünüz kim bilir onun altında kaç tane bronz, kaç tane gümüş vardır. Burada 50 bin ile 100 bin arasında para kazanabilirsiniz aylık.